Meclis başkan vekiliydim. Rahmetli Muhsin Başkan şehit olduğunda o gece o eve ilk gidenlerdenim. O evin kapısını ailesi, değerli eşi, çocukları şeye giderken kahramanmaraş'a giderken en son o kapıyı kapatan kişi. Rahmetli Muhsin Başkan'ın gerçekten kız kardeşiydim. Ama çocuklarını bilirim, görüşürüm. Anlatmam ben bunları. Ama ben, ben, ben. Meclis Başkan Vekili Meral Akşener ben. Çözemedim abi, özür dilerim. O katilleri size getiremedim. Niye? Gücüm yoktu, gücüm. Şimdi sizden ehliyet istiyorum. Şimdi önce Mehmet Ceylan'ın seçimi için el vermenizi, yol vermenizi, 2028'de de bizi iktidar etmenizi istiyorum ki hem Muhsin Başkan'ın hem de onu da rahmetlanıyorum, hem de Sinan Ateş'in katillerinin bulunması için Şimdi dolayısıyla Sivas'tan beklentim bir oy vermek değil. Sivas'tan beklentim oylar verildikten sonra olacaklar. Aynı Sivas kongresinde takınılan tavır sonrası Türkiye'nin nasıl bu cumhuriyete geçişi, nasıl ilerleyişi, nasıl hür ve bağımsız olmasını sağladıysanız o kararınızla, o iradenizle bizi güçlendirdiğiniz andan itibaren iki yumruk arasında sıkışmış Türkiye'yi dışarı çıkarıp projelerin tartışıldığı, gençlerin derdinin paylaşıldığı, dayak yiyen kadınlara sizlere işaret etmeyeyim siz öyle tipler değilsiniz Allah korusun. Ama dayak yiyen kadınların, istismara uğrayan çocukların, istismar diyorlar da onu da hafifletmek tecavüze uğrayan çocukların depremlerde kaybolan çocukların söylediğiniz zaman hakarete uğradığınız bu Türkiye'yi biz asıl kurallarına, kuruluş ayarlarına sizinle el ele vererek döndürmek üzere orayı yani velinimetin seçmen olduğu, milletimiz olduğu Milletin birbirinin karşısına düşürülmediği, komşunun komşuya, komşunun külüne muhtaç olduğu meselinin yeniden canlandırıldığı, komşuluk ilişkilerinin yerle bir edildiği ülkemizde, siyaset üzerinden kutuplaştığı ülkemizde yeni baştan bir olmayı, biz olmayı iri olmayı, diri olmayı, canlandırmak üzere yola çıktık. Onu inşa etmek üzere yola çıktık. Bu seçim bu yolculuğun nasıl olacağını gösterecek. Arkadaşlarım kızıyor ama ben dürüst bir şekilde söyleyeyim. Bu seçimlerle ilgili olarak pek çok hakaret işittim. Birey olarak hakaret işittim pek çok çirkinlikle karşılaştım. Pek çok iftiraya uğradım. Şimdi Sivas'tayız. Sivas aynı zamanda belli hassasiyetlerin nasıl olduğu bilinen bir şehrimizdir. Pek çok şehrimiz gibi. Her ağzını açan benimle ilgili konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. İki kelime çok önemlidir. Gerçek değilse şerefsizliktir. Birisi mahremini bilirim kelimesi, birisi sırlarına vakıfım kelimesi. Eğer bu iki mahrem ve sır kelimelerinin karşılığı yoksa, bunu ima eden, bunu söyleyen herkes şerefsiz, oğlu şerefsizdir. Tamam mı? Şimdi... Bunu niye söyledim? Kızdığım için söylemedim, asabileşmedim. Konumuz o değil. Söylemeye çalıştığım şey bütün bunlar abi söyleniyor. Niye biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi ile el sıkışmamız için. Ya el sıkıştık, başaramadık kardeşim. Biz şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisine laf etmiyoruz. Seçilmiş belediye başkanlarına laf etmiyoruz. Hakaret etmiyoruz. Sadece bir risk alarak yani biz kendimizi şu anda tarttırıyoruz. Ve ben ayrıca kendimi de tarttırıyorum. Dedim ki başarırsak hepimizin, başaramazsak ki inşallah başaracağız, onun bedeli benimdir. Ben kellemi ortaya koydum diyorum. Seçmen ya bir tekme atacak gidecek kellem ya da oturup benim kafamı yeniden yerine koyacaksınız. Böyle dediğim zaman Oktay kardeşim, Sayın Bakanım kızıyor. Diyor ki sen bu ülkenin yoluna hepimiz gibi başını koydun. Kabulüm. Yoluna baş koydum Türkiye. Şimdi ama sonuç itibariyle o bedeli ödemeye hazırım. Gönüllüyüm. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Hür ve müstakil olmanın Türkiye'ye faydası olacağına inanmak demek. Sıkışmışlığın kırılmasının size fayda sağlayacağına inanmak demek. Ve herhangi bir siyasi yapıyla, herhangi bir pis pazarlığın içine girmemek demek. Biz dün bu ucube sistemi ortadan kaldırabiliriz diyerek işbirlikleri yaptık. Başaramadık. Başaramadık. Ucu ve sistem devam ediyor. Dolayısıyla bu da Türkiye'ye en büyük zarar veriyor. Şu anda hukuk şurada. Karşımda abim oturuyor. Hukuk burada değil mi? Burada. Nerede Muhsin Başkan'ın katilleri? Peki bakın Ayşe Ateş ben onlar hakkında konuşmuyorum. Yanlış anlaşılmasın diye. Çünkü benim abim MHP Kocaeli il başkanıydı. Çok şey yaşadık biz. Hapislerde görenleri yani anlatamam size. Çok şeyler yaşadık. Şahit olduğu bu gözler her şeye. Ben ısrarla her şeyi takip ederim. Ama bunu bir siyasi malzeme haline getirmem. Ama bunu kendisi anlattığı için sizle paylaşmak isterim. Ayşe benim evladım gibi. Ondan önce hiç tanışmazdık. Telefon açtı bana dedi ki abla çocuklarla sana gelmek istiyoruz. Ben de dedim ki eve mi? Nereye olursa dedi. Dedim ki parti olabilir mi? Hani eğlensin çocuklar. İşte herkes seviyor onları. Kalabalık falan. İyi olur dedi. Siyasi anlamda en ufak bir şey değil bu anlattığım. Küçük kızı, kızı Bengüsü. İki el buz gibi. Ayaklar buz gibi. Burun buz gibi. Neden biliyor musunuz? Haykır haykır ağlayasım var. Anne, gözümünden ayrılma. Babam gibi ya seni de vururlarsa. Benim koruma polislerim burada. Arif ağladın mı oğlum? Ağladın. ağladınız mı? Ağladınız. Nasıl biliyor musunuz? Titriyor. Çünkü torbacılar öldürdü. Çünkü torbacılar katletti. Biz geçmişimizde siyasi cinayetlere şahit olduk ama mert şeydi. Onun içinde hiçbirimiz korkmadık. Ama o çocuğun babasını katledenler torbacılar, torbacılar. Ve onların yarın ne yapacaklarını o çocuk bilmiyor. Şu kadar bir çocuk, dokuz yaşında. İpincecik, gözünün önünden annesini ayırmıyormuş. Ne yaptılar biliyor musunuz? Benim koruma polislerimin tamamı dengü suyu aldılar. Bütün telefon numaralarının hepsi özel neleri var ona verdiler benim kucağımdan inmedi. Gitti. Bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Bunu yaşatmaya bir çocuğa bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Sizden sizden rica ediyorum. Sizden talep ediyorum. Önce bu adamı seçin, sonra bizi seçin. Bu çocukların ahının yerde kalmaması için bizi seçin bizi. Hukuk yerde, adalet yerde milliyetçi çocuklar içeri alınıyor. Bölücülü övenler fikir hürriyetinden yararlanıyor. Bir bakıyorsunuz hepsi aynı çeşmenin damlalarıymış. Orası da burası da aynıymış meğerse. Onun için bu bu cendereden ülkemizi çıkartmanın yolu biz kendi başımıza. Rahmetli elçi beyin değil mi öyle derdiye özü başına diye konuşması vardı. Özü başımıza. Sadece minnet ettiğimiz yer sizsiniz. Sadece karşısında yerlere kadar eğildiğimiz resmi tazim durduğumuz sizsiniz. Siz veli nimetsiniz. Vereceğiniz oyların hepsi başımızın üstündedir. Hayır, yani seni beğenmiyorum demeniz de başımızın üstündedir. Sizi asla asla seçmenimizi, milletimizi herhangi bir sıfatla anmamız mümkün değildir. Vardır bir hikmeti diyeceğiz. Diyeceğiz ki biz bir şey eksik bıraktık ama sizden ricam eksik bıraktıklarımızı bize söyleyin, onları tamamlayalım ve ülkemizi bu cendereden önce belediyelerle daha sonra da 2028'de bu ucube sistemden kurtulmak üzere biz tekrar kurulma ayarlarımıza döneceğimiz bir yolculuğu tamamlayalım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun. Hakkınızı helal edin. Bu bir vebal. Cenab-ı Hak beni ve arkadaşlarımı sizlerin karşısında mahcup